Yeşil sahalar bir kez daha karıştı. Spor severleri ilgilendiriyor bu gelişme. Dolaylı olarak aslında hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü gerginlikler artık yeşil sahalarda bile baş gösteriyor. Hatta artarak devam ediyor. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı mağlup ettiği derbinin ardından bir kez daha yeşil sahalar karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler yeniden sahaya çıkarak kutlama yaptı. Sarı kırmızılı yöneticiler izin vermedi bu kutlamaya. Haliyle tartışma kaçınılmaz oldu. Bunun üzerine arbede yaşandı. Tartışma bitti derken bu kez gerginlik koridorlara sıçradı. Olayların ardından iki başkan da birbirine meydan okudu. İşte yeşil sahalarımızda yaşananlar. Yapmayın! Derbi sonrası ortalık karıştı. İki takımın yöneticileri birbirine girdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'a meydan okudu. Bu insanlara burada ağza almayan küfürler etmiş ya. Darp etmiş işte. Biliyor, kayıtları var. Eğer şu kadar cesaretin varsa gel, buradayım. Suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Bu yaptıkların senin yanında kalmayacak. Başkan Koç yanıt verdi. Biz oraya kimseye saygısızlık yapmaya çıkmadık. Biz oraya bir hatıra için çıktık. Bizi engellemeye çalışanları da yolumuzdan çektik. Bu kadar basit. Bu ne ucuz kabadayılık ya. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Derbi galibiyetinin ardından Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri takımı tebrik etmek için Galatasaray'ın stadına geldi. Ali Koç ve yöneticiler daha sonra takımı da alarak sahaya çıkıp sevinç gösterisinde bulunmak istedi. Ancak Galatasaraylı yetkililer sahaya çıkış kapısında sarı lacivertlilere engel olmak istese de kafile yeşil zemine ayak basarak galibiyeti kutladı. Bunun üzerine Galatasaraylı idareciler tepki gösterince saha içinde kavga yaşandı. Bazı yöneticiler arbede sırasında darbe aldı. Galatasaray olayların daha da büyümemesi için stadın ışıklarını söndürdü. Ancak tartışmalar bu kez koridorlara sıçradı. Fenerbahçe kafilesi stattan çıkış yaptığı sırada sarı kırmızılı yetkililerle tartışma yaşandı. Yapmayın! Güvenlik ekipleri olayların büyümesini engelledi. Fenerbahçe takım otobüsü stattan ayrıldı. Maçın ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'un sahaya gelip Galatasaray çalışanlarına şiddet uyguladığını ve küfür ettiğini iddia etti. Şimdi Ali Koç'un yaptıkları 40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak garip küfürlerle şey yapması kabul edilebilir bir şey değil. Özbek Ali Koç'a meydan okudu. Stada çağırdı. Şimdi ben geldim. Eğer yüreğin yetiyorsa gel, buradayım, bekliyorum seni. Şu kadar delikanlılığın varsa gel, buradayım. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Özbek'e Samandıra'da cevap verdi. Bana meydan mı? Beni duelo mu çağırıyor? Ya ben stada bekliyorum. Cesaret biz iki senedir televizyonların karşısında duelo çağırıyoruz. Duelo da değil, tartışalım. Bugün biraz geç oldu. O da uykusu kaçmasın. Ama arzu ediyorsa bu hafta içinde istediği televizyon kanalına, Galatasaray TV'de buna dahil, çıkmaya hazırım. Yaşanan gelişmelerinin ardından Dursun Özbek tekrar kameralar karşısına geçti. Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Kimin aklına gelir ki bir gün birileri böyle grup halinde gelecek, yanlarında silahlı adamlarla, silahlı korumalarla stadı basacak? Ya kimin aklına gelir? Değerli savcılarıma ve devletime sesleniyorum. Bu gidiş iyi bir gidiş değil.